1866 yılında meydana gelmişti ve aradan 152 yıl geçti. Gökyüzü ender rastlanan bir doğa olayına şahitlik etti. İstanbul'da görsel şöleni izlemek için sokaktaydı halk da. Şimdi o dün yaşanan olağanüstü görüntüyü getireceğiz ekranlarınıza, İstanbul'da nasıl izlendiğine yani. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı. Ender rastlanan 3 gökyüzü olayı aynı anda gerçekleşti. Süper mavi kanlı ay tutulması Türkiye saatiyle saat 16 itibariyle başladı. Tutulmayı tam anlamıyla Amerika kıtasının batısı ve Güneydoğu Asya hissedi. Türkiye tam kanlı tutulmayı görmese de hafif kızıllık bile görsel şölen yaşatmaya yetti. Türkiye'de ise akşam saatlerinde ay yüzünü göstermeye başladığında kızıllık görüldü. Hava karardığında ise dolunay ortaya bu manzarayı çıkardı. Akşam saatlerinde İstanbul'un pek çok noktası fotoğraf stüdyosuna döndü. Vatandaşlar, basın mensupları elinden fotoğraf makinesini, cep telefonlarını düşürmedi. Biz kameraman arkadaşım Ahmet Akpolat'la beraber Beşiktaş'tayız. Elinde cep telefonuyla gökyüzünü çeken, dolunayı çekenleri görüyoruz. Basın mensupları da burada. Biz yalnız değiliz burada. Görüyorsunuz işte basın emekçilerini. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ediyorum. Neler yansıdı? Yani güzel şeyler yakalamaya çalıştık tabii. Bugün sabah 6'dan itibaren çekime başladık. Öyle mi? Evet. Çünkü sabah 8'de %100'e ulaştı. 150 yılda bir gerçekleşen bir olay. Hem mavi ay, hem dolunay, hem kanlı ay. O kadar uzun ki ismi. Evet. Süper mavi kanlı ay. Aynen öyle. Siz neler çektiniz? Biz neler de kanlı ayı görmek istedik ama Türkiye'den maalesef gözükmedi. Hı-hı. Kaliforniya'dan gözüktü. Tarihi ana biz de tanıklık etmek istedik. Bakalım mı? Şöyle bir gösterelim. Göstereyim ben de kameraya doğru. Buradan çektiniz değil mi şu an? Çektim evet, Beşiktaş'tan. Sahiden çektik. Bayağı büyük ve parlak eskisine göre. Yani iyi yani, hobi olarak yapıyorum bu işi. Evet, mutluyum. Yani herkese tavsiye ederim, gelip baksınlar bunu. Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin kadrajına ise Türkiye'nin farklı noktalarından bu görüntüler yansıdı.